Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan börek yapıyorum. Öncelikle böreğimin sosunu hazırlıyorum. Sos için malzemelerim 1 su bardağı maden suyu, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası olabilir. 2 yumurtam var. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısı ve ikisinin akını sos için kullanıyorum. Bir tanesini böreklerin üzeri için ayırdım. Öncelikle yumurtaları bir kaba koydum. Şöyle çırpıyorum. Sonrasında zeytinyağını ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı nişastayı ilave ediyorum. Tekrar unumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unu da ilave ettikten sonra tekrar şöyle güzelce çırpıyorum. İyice karıştırdım. Tekrar sütümü ilave ediyorum. Maden suyunu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bugünkü böreğimi çok özel, bizler için değerli olan bir kurum için yapıyorum. İnşallah beğenerek tadarlar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Sosumu hazırladım. Sosu kenara alıyorum. Sosum dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için beyaz peynir ve maydanoz kullanıyorum. Peynirimi hemen şöyle size gösteriyorum. İsterseniz lor peyniri, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Patates, kıyma, nasıl istiyorsanız. Şimdi hemen harcımı hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, peynirleri çatalla ezdim. Yarım demet maydanozu da ince ince doğradım. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Yufkalarımı açıyorum. Genelde hamur yoğurarak börek yapıyorum. Bazı takipçilerimiz abla birazcık da hazır yufkadan yapar mısın diye sürekli mesaj atıyorlar. Onlar için de bugün hazır yufkadan tarif veriyorum. Yufkalarımı 5 dakika havalandırıyorum. Daha sonra börekleri yapma işlemine başlayacağım. Tek yaprak yufkamı masanın üzerine açtım. Şimdi şöyle sosu sizlerle akışını paylaşıyorum. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Elde yoğurma hamur gibi oluyor börekler. Şimdi sosumdan bir kepçe yardımıyla her tarafına gezdiriyorum. Gezdirdikten sonra fırça yardımıyla iyice yayıyorum. Sosu iyice döktüm. Şimdi tekrar üzerine bir yaprak yufka daha kapatıyorum. Sosumuzu aynı şekilde yayarak her tarafına sürüyorum. İki yufkayı da iyice sosladıktan sonra 4 eşit parçaya bir rulet yardımıyla kesiyorum. Daha sonra bütün parçaları tekrar 3 eşit parçaya ayırıyorum. Sonrasında böreğimi yapma aşamasına başlıyorum. Böreklerimi yapmaya başladım. Şimdi hemen size de şöyle yakın çekim olarak gösteriyorum. Hazırlamış olduğum harçtan bir miktar yufkamın uç kısmına koyuyorum. Hemen şöyle kenarlarını birleştirip sarmaya başlıyorum.
yağlamış olduğum tepsiye koyuyorum. Hemen tekrar şöyle bir tane daha gösteriyorum. Uç kısma harçtan koyuyorum. Ve kenarlarını birleştirerek sarma işlemine devam ediyorum. Bütün yufkalarımı bu şekilde hazırlayarak yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Arkadaşlar, böreklerimi tepsiye yerleştirdim. İç harcı da sosu da 2 tepsilik börek için arkadaşlar 7 adet yufka kullandım. Siz bunu isterseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı sosumdan koydum. Açtım, böreklerin üzerine sürüyorum. Daha sonra susam ve çörek otuyla süsleme yapıyorum. Fırınımı açtım, ısınıyor. Pişirmek üzere fırına göndereceğim. Fırınım ısındı. Böreklerimin üzerinde süsledim. Şimdi pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Arkadaşlar, böreklerim pişti. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten bu tarifle çok lezzetli oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi böreklerimi paketliyorum ve tattırılmak üzere kuruma gönderiyorum. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.